Merhaba Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte Samsung Galaxy Z Flip'in sağlamlık testini yapıyoruz. Şöyle söyleyelim, zaten telefonun incelemesini yaptık. Kartlarda bulunuyor. Hemen oraya tıklayarak izleyebilirsiniz. Vakit kaybetmeden öncelikle gündelik hayatta başına ne gelebilir? Bunun testini yapacağız. Çizilme, düşünme, suya sokma vesaire. Sakin. Daha sonrasında da tabii ki de Webtekno usulü var arkadaşlar. Hep beraber şimdi çizilme testiyle başlayalım. İçini mi dışını mı Çağdaş? İçinde dışında, bir de çakmağın şu ağzıyla yapalım, hiç yapmıyoruz. Kayıyor gidiyor. Anahtar üzerinde durmuyor bile. Hiçbir şey olmayacak. Menteşeyi deneyelim hocam. Kazı bakayım Samsung'u. Çiziliyor ama kalkmıyor. Acısa da öldürmüyor. Şimdi ben ekranı çok merak ediyorum ya. Fold'un ekranı çok çabuk gitmişti hatırlarsınız. Çözmüşler. Neyi çözmüşler Çağdaş? Oy. Gökkuşağı bunda da oldu lan. Oo. Aa, bak bastır, anlayacaksın demek istedim. Ben şimdi şununla bir tıklatacağım hocam abi. Hocam bana tıklatma da gözümü seveyim. Yok, sana tıklatmam. Bir de bizim takipçilerimiz bu espriyi kesin kaparlar abi. Tabii. Oradan. Hemen espriyi oradan yakalayın. Tık. Yok hocam. Bye bye happen. Bak Çağdaş, pikseller çıktı ortaya. Elimde küçük bir fındık tanesi var arkadaşlar ve gayet relax bir şekilde atacağım. Olmadı, gördünüz mü? Fold'da olmuş. Bırakıyorum. Hocam bir getir bakayım sen. Hocam sen atmayı bilmiyorsun. Doluyordu. Bak. Tamam, bu sefer biraz esaslı atıyorum. Bir tık esaslı ama. Korkuyorum. Ceviz. Mahmut. Cam da sağlanmış bu arada. Onu öğrenmiş ol. Ben şu tarafa doğru tutsam. Aynen abi. Daha iyi olacak. Aha. Şunu kesinlikle söyleyelim, herhangi bir telefon kadar sağlam değil camı. Ama Fold'a göre daha sağlam. Ama bu demek değil ki siz bunu 15 bin lira para verirseniz hakikaten de ön tarafına bayağı dikkat etmeniz lazım. En ufak darbede gidebiliyor. O zaman geçiyoruz sıradaki teste. Haydi bakalım. Arkadaşlar, videomuza bir kampanya duyurusu için çok kısa bir ara veriyorum. 5-8 Mart tarihleri arasında yetkili Mi Store'larda güzel bir kampanya sizleri bekliyor. Mi 9 Lite 2999 TL fiyatı yerine 2599 TL'ye kampanyaya katılan Mi Store'larda sizleri bekliyor. Yetkili olan Mi Store'ları da zaten şu anda ekranda görebiliyorsunuz. Kampanyanın 8 Mart tarihinde pazar günü sonuna kadar sizleri beklediğini hatırlatalım. Daha detaylı bilgiye ulaşmak istiyorsanız da videonun açıklama kısmında mevcut bütün bilgiler, linkler arkadaşlar. Şimdi gelin hızlıca videomuza geçelim. Şimdi yakma testine geçiyorum. Her zaman olduğu gibi bir kara delik oluşturmak amacımız var. Kara delik artık oluşmuyor. Bu olayı telefon üreticileri çözdü arkadaşlar. Oğlum, iki tane yerinde bataryası var telefonun. Biraz daha tutsam eriyecek. Zaten videonun sonunda komple ereceği için şimdiden o büyük işkenceyi yapmayalım telefona. Yakma testinden ufak çaplı böyle ateş değmelerinde bence başarılı. Başarılı geçti. Ama artık hepsi geçiyor. O zaman hadi sıradaki testle. Şimdi. Şimdi sıra su testinde arkadaşlar. Müşteri temsilcisine de sorduk su geçiriyor mu diye. IP68 sertifikası yok dedi. 67 de yok. O yüzden tabii ki de bunu suyun içinde test etmek lazım. Sal hocam. Ben nefes alsın diye. Bırak, şnorkel mantığı. Güzel. Kullanılıyor mu? Hayır. Evet, şu an video kayıttayken bu sefer hava alamayacak. Oy. Kamera arka kameraya geçti. Bir daha deniyoruz. Baba. Böyle hızlı bırakacağım. Merhaba Webtekno. Ses 1-2. Tamam, şimdi bir çıkartalım. Çıkaralım. Aha. Sen eskiden yıllar önce hayat öpücüğü veriyordun. Hocam artık vermiyoruz. Artık bak evlendik, barklandık. Kameraya geldim. Çalışıyor. Hoparlörde bir sıkıntı var mı, ona bakalım. Normal. Tamam, sıkıntı yok hoparlörde de. Birazcık kısılmış ama IP68 ve 67 sertifikası olmamasına rağmen biz böyle yaklaşık bir 30 saniye kadar soktuk suya. Herhangi bir sorun çıkarmadı ama telefon suya dayanıksız, bunu tekrar hatırlatalım. Bırak, ama telefon duruyor. Bozulur, garanti kapsamında dışında kalır. Onu da söyleyelim. Hadi o zaman sıradaki teste. Sudan sonra sıra neye geldi? Arkadaşlar, düşürme testine geldik. Şu şekilde sanki cebimden çıkarmışım gibi bırakacağım. Hazır mıyız? Bıraktım. Ama bunlar önce ne oldu? Fold'daki o tıkır tıkırlık da olmadı. O zaman hadi kulak hizası. Kulak hizası. Bıraktım, kulak hizası. Hiçbir
şey yok. İyi be. Can ver. Şey şunu yapmadın. Ver yapayım hocam sen bunu iste. Bunu bir kere de ben yapayım. Hadi yap. Bir dakika. Şey atacak abi. Buraya doğru at. Şöyle al. Hocam yan düştü. Payma. Sayılmaz. Herhangi bir sıkıntı yok. Geliyorum. Hah istediğimiz buydu be. Güzel güzel. Sağlam. Genel olarak sağlam. Şu kapalı düşüşleri şu tık tıksız zeminde bir deneyim. Hadi getir. Direkt cep hizasını salıyorum. Kulak hizasından bırakıyorum. Abi nasıl bu kadar sağlam olabilir ya? Allah şaşırttı. Helal olsun ya. Bir dakika Çağdaş çıldırdı şu an. Bir tek şurada bir şu yoktu. Şunlar geldi. Her zaman olduğu gibi Yiğit'in hakkını iyi de veriyoruz. Şu ana kadar kendisi genel olarak sağlam. O zaman artık fantezi zamanı. Fantazi. Evet. Direniz yemek isteyen var mı? Ben. Bir deneyebilir miyim hocam? Valla senden korkuyorum Çağdaş. Dur lütfi yemeyeceğiz ya. Şurada bayağı pötürlenmiş. Kapat bakayım fındığı ne yapacak. Hah. Al hocam sen biraz fındık ye. Şu nokta bakın şu an hiçbir şey yok. Ya. Dokunmatik hala mesela burada çalışıyor. Bir sıkıntı ya yok. Biz zaten... Acı çıktı değil mi? Bende de acı çıktı. Bak şimdi telefon böyle katlanıyor. Bir sıkıntı yok. Peki ya tersine katlarsak ne olur? Ben yaparım da bir şey olmayacak zaten. Ah bir şey olacak. Yolun açık olsun. Olacak ha. Olacak onu diyorum. Anam. Ekran ısrarlı ya çalışma konusunda. Bir kavis verdik telefona. Hani hem katlanıyor hem de açınca şunu sonunda oldu. Onur mutlu olsun. Oğlum buradan sıcak sıcak bir şey geliyor. Lütfü böleceğim diyorum da. Vurulan. Ekran çalışıyor. Az daha büyük. Ha alta geldi bak. Ön ekran fişi çekti. Aha. Gitti. Aha arkada görüyor musun? Aha. Glitch Samsung Z Flip Glitch. Bizim çocukken evdeki televizyon böyleydi aynı. Aynen. Evet arkadaşlar telefon artık bu halde can çekişiyor final, gördüğünüz final. Gibi. Web Tekno usulüne doğru kayalım. Oğlum. Arkadaşlar ufak tefek yaralanmalar da dahil olmak üzere süreci tamamladık. İşte bu videoyu Instagram'da gördük abi. Aynen İnternette gördük. Viral bir videoydu biz de denemek aynen. istedik. Böyle cayır cayır yanıyor tabii biz onun üzerine bir telefon koyacağız. Şimdi neler olacak bakacağız. Diş macunlarımız üçlü etki yani benzin, doğalgaz ve dizel. Yalnız bizim izlediğimiz videoda eleman iki tip koyuyordu. Biz tabii ki biz biraz abarttık şu an burada 10.000 tane maytap var. 10'lu geçen... paket 100 tane 1000. Tamam biraz abart. Gözünün gördüğü şeyi abartıyorum o biraz komik yani hocam. Şimdi bunu buraya yerleştiriyoruz hacım. Şimdi madem ki telefonumuz katlanıyor, bunu da buraya katlanarak koyalım. Nasıl yakacaksın lütfen bunu? Hepsini. Güle de gel. Aynen. Yüksek seviye güvenlik önlemimiz hazır abi. Hortum. Şu anda her şeyi ayarladık. Top Lütfi'de. Hadi bakayım kardeşim. Hocam bunu söndürelim artık. Dur, bir şeyler yap. Kapat! Lütfi! Köpürdü lan! Vallahi benim çok içime sindi. Mükemmel bir final oldu. Ben görüntüyü daha kötü olacak diye bekliyordum. Ancak siz de izlediğiniz efsane ötesi oldu. Evde denemeyin dememize gerek yok. Arkada ekip bekliyor. Yangın söndürücü tüpleri vardı. İhtiyaç duymadık ama sıkıntı çıkmadı. Telefonumuzun son haline... Buyurun hocam. ...bakmak için... Aç bakalım. Bakalım. Yani hala bir katlanabilme durumu. Telefon katlanmasına katlanıyor yani. Şöyle bak. Harika katlanıyor. Gayet de alo görüşme ettikten sonra. Vallahi bu kadar ekstrem bir sonuç beklemiyorduk arkadaşlar onu bir söyleyelim. Şöyle son halini de sizlere bir gösterelim. Son hali görenleri ne yaptı?
şaşırttı. Bir sağlamlık testi videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Telefon yapmış olduğumuz ekstrem deney sonucunda tabii ki de fişi çekti bu işin prodüksiyon kısmı. Ama fakat Sezar'ın hakkı Sezar'a. Sezar'ın hakkı Sezar'a, genel anlamda düşmelere vesaire vesaire dayanıklı bir telefon olduğunu çizilmeye söyleyeyim. Değil. Onun gari. Haricinde hani alıp almamak sizin kararınız. Benim fikrim 15.000 TL'ye alınmaz. 300 dolar vereyim. Şu haline mi? Bu haline 50 dolar veririm. Bu halin bence bir şey pahası yok Çağdaş. Oğlum katlanıyor diyorum bak, katlanıyor. Olsun, fark etmez. Paha biçilemez halde şu an bence. Arkadaşlar, videomuzu beğendiyseniz hemen şurada bir beğen butonu bulunuyor. Ona basabilirsiniz. Ayrıca kafanıza takılan her türlü soruyu her zaman söylediğimiz gibi aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Tahmin ettim lan. Helal olsun. Başka bir web teknolojisinde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz arkadaşlar. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka web teknolojileri izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.